Çocuk bahçesi gibi. Posta kutusundaki mektupları görünce heyecanlandı. Anahtarını aceleyle sokup çıkardı. Tüm zarfların üstünü tek tek okudu. Umutları çabuk kırıldı. Yok dedi kendi kendine. Kimse mektup yazmayacak bana. Yok işte bunların hepsi babama gelmiş. Kaç gündür mektup bekliyordu. Günde birkaç kez posta kutusuna bakıp çıkıyordu. O çocuk dergisinin mektup arkadaşlığı köşesinde yazısı yayınlanalı tam 5 gün oluyordu bu kadar sürede hiç mektubu gelmez miydi gelmeyecek dedi yine kendi kendine bana hiç kimse mektup yazmayacak umudunu yitirmeye başlamıştı caddeye çıktı apartmanın önünde ardında dolaştı oynayacak hiçbir yer yoktu her yer dükkandı burada mağaza kuaför televizyon tamircisi butikti bu koca koca apartmanları yaparlarken hiç düşünmezler miydi çocukları bu kente taşınalı bir yıl kadar oluyordu. Böylesine yalnız, arkadaşsız hissetmemişti kendini. Caddeye iniyordu bazen. Top koşturmak, ip atlamak, hatta uçurtma uçurmak istiyordu. Taksi ve insan selinden başka bir şey görmüyordu. Oysa geldikleri kasabada ne güzel evlerin önü adım attı mı top sahasındaydı. Yeşilliklerde, boş alanlardaydı. Evlerine çıktı. İçi bomboştu. Burası da sokaktan sıkıcıydı. Kendini dört duvar arasında tutsak hissediyordu. Pencereden baktığı zaman da koca koca apartmanlardan, beton yığınlarından başka bir şey göremiyordu. Elinden gelse babasının tayini yeniden çıkartırdı o kasabaya, eski arkadaşlarına, oyunlarına yeniden dönerdi. Bir gün sonraydı okuldan dönüyordu, apartmanların az ötesinde postacıyla karşılaştı. "Çağdaş sen misin?" Postacı gözlerini yumup soyadını anımsamaya çalıştı. Çağdaş Güneş. Yanlış söylemedim değil mi? Şaşırdı çocuk. Adını soyadını nereden biliyordu? Şaşırdın değil mi dedi. Biz postacılar hemen hemen bütün insanların yadlarını soyadlarını biliriz. Çağdaş heyecanlandı. Mektubu mu var postacı amca? Diye bağırdı. Söyleyin mektubu mu var? Mektubum var dedi gülerek. Hem de iki tane. Omzunda asıl duran çantayı yere koydu. Mektupları arayıp buldu. Hiç bilmediği illerden geliyordu mektuplar zarfların üstünde tanımadığı kişilerin adları yazılıydı. Mektupları alınca yedinci kattaki evlerine koşarak çıktı. Mektup gelmiş bana diye bağırdı. Hem de iki tane mektup gelmiş. Deliler gibi seviniyor coşuyordu. Zarfların üstüne yeniden baktı. Hem de Sivas'tan dedi. Diğeri de İskenderun'dan. Daha da gelir belki dedi annesi. Elbette gelecek dedi. Her gün gelecek. Zarfları açtı Sivas'tan. Yazanın adı Umut'tu. İskenderun'dan yazan ise Mehmet. İkisini de heyecanla okudu. Ne güzel de şeyler yazıyorlardı. Ailelerini, bulundukları yerleri, okullarını tanıtıyorlardı. Kendisinden de mektup bekliyorlardı. Başarı dileklerinde bulunuyorlardı. Mektupları birkaç kez okudu. Her okuyuşunda da ayrı ayrı heyecan duydu. Hemen de oturup mektup yazdı onlara. Sokakların kalabalık caddelerini anlattı. Evlerinden yüksek yüksek apartmanlardan söz etti. Bu kentte pek arkadaşının bulunmadığını, onlarla sürekli mektuplaşmak istediğini de sözlerine ekledi. O günden sonra hemen her gün postacının yolunu bekledi. Yenip çıkıp posta kutusuna baktı her gün bir iki mektup geliyordu. Bazen beş altı tane birden çıktığı oluyordu. Nerelerden gelmiyordu ki? Ta Erzincan'dan, Bitlis'ten, oraların kasaba ve köylerinden yazanlar bile vardı.'' Herkes yöresinden değişik haberler veriyordu. Ali Tuncay'ın bir köyünü anlatıyordu. Hasan Yer köyü tanıtıyordu. Tarık Adana'nın bir kart postalını koymuştu. Trabzon'dan yazan Temel birkaç Karadeniz fıkrası eklemişti. Ailesi Almanya'da çalışan Sami Batı Berlin'i uzun uzun anlatıyordu. Mektupların içine değişik pullar koyanlar, koleksiyon yaptığını söyleyenler vardı. Köyden yazanlar genellikle kitap, dergi, gazete istiyorlardı birkaç tanesi fotoğrafını koymuştu. Kendisinden de fotoğraf istiyorlardı. Onca mektubu koyacak yer bulamadı. Gidip bir dosya al kendine dedi babası. Onları geliş sıralarına göre yerleştir. Yanıtlarını da o sıraya göre. Babasının bu fikrini beğendi. Dediğini de yaptı. Hepsine hemen her gün geç vakitlere kadar yanıtlar veriyordu. Her çocukla ayrı neşeleniyor, her çocukla ayrı seviniyordu. Fotoğraf isteyenlere fotoğraf gönderiyordu. Köydeki arkadaşlarına kitap, dergi, gazete postalıyordu. Artık yalnız değildi. Her mektupla ayrı bir çoğalmış onların sayısınca ülkenin her yanına yayılmıştı. Birkaç gün önce canı sıkılan yalnız çocuk değildi artık. Ülkenin her tarafından aldığı mektuplarla çoğalmış, değişmişti. Arkadaşlarla oyuncaklarla dolu bir çocuk bahçesi gibiydi içi. İlk gün. O sabah erken uyandı. Uyanır uyanmaz da okuluma geç mi kaldım diye sordu annesine. Geç kalmadın dedi annesi tam zamanda uyandın aferin sana. Akşamdan hazırladığı çantası önlüğü baş ucunda duruyordu. Yatağından fırlayıp önlüğünü giydi. Üzerinde yaldızlı mikileri olan stop yazan çantasını sırtına geçirdi. Ne oluyor ilke dedi annesi. Çok acele ediyorsun. Okuluma geç kaldım diye bağırdı. Hemen gitmek istiyorum. Geç kalmadın dedi annesi. Güzel güzel kahvaltını yap. Bugün ilk günün. Birlikte gideceğiz. İlk günün sevincini ben de seninle paylaşmak istiyorum. Annesi hemen çaydanlığı ocağa koydu. Değişik güzel güzel yiyecekler çıkarttı. Ben bir şey yemek istemiyorum ama diye itiraz etti Ilke. Hemen de okulma gitmek istiyorum. Olmaz dedi annesi. Bugün okullu oluyorsun. Her günkünden daha iyi kahvaltı yapman gerekir. Yoksa derslerini anlayamazsın. Başarısız olmaktan çok korkuyordu. Yanıt vermedi gidip çantasındaki eşyaları tek tek saymaya, eksiği olup olmadığını anlamaya çalıştı. Belki bu 10. 20. kez kontrol edişiydi. "Onlara dokunan olmadı yavrum." dedi annesi. "Her şeyin tamam, merak etme. Okul ihtiyaçlarını günler öncesinden aldırmıştı. Onu böyle ilgili gördükçe annesi babası da çok sevinmişlerdi. Her dediğinde yerine getirmişlerdi. Son yıllarda neler de çıkmamıştı ki çocukları okula başlamasa her şey kendi günlerindeki gibi tahta çantadan, saman yaprak defterden, doğru dürüst yazmayan kalemden ibaret sanacaklardı. Şimdiki çocuklar şanslıydı. Mikili silgileri, uçlarında küçük oyuncaklar takılı, renk renk kalemleri, mıknatıs kapaklı kalem kutularına, çok değişik kalem tıraşlara, boyalara, plastik kaplı defterlere, güzelim okul çantalarına sahip olmak bir zevk olmalıydı. Kahvaltı hazır olunca kızını mutfağa aldı. Sıcacık bir çay koydu bardağına. Kızarmış ekmeğine tereyağı, bal sürdü. Ye bakalım dedi. Güzel güzel doyur karnını. İlke bir iki lokma alıp hemen yerinden fırladı. Ben okuluma gitmek istiyorum dedi yeniden. Geç kalmak istemiyorum. Sen okulunu çok seven bir çocuk olacaksın dedi annesi sevinerek. Kızının yanağından bir öpücük aldı. Zorla birkaç lokma yedirdi ona. Sonra saçlarını taradı, kurdelesini taktı, çantasını sırtına geçirip bağladı. Elinden tutup dışarı çıkardı. Yollar çok kalabalıktı. Otobüsler salkım saçak, öğrenci ve veli doluydu. Tam okulun bahçe kapısına gelmişlerdi ki zil çaldı. Her grup öğrencinin başında bir öğretmen vardı. Onları sıraya diziyorlardı. Okul bahçesini dolduran anneler, babalar da uzaktan bakıyorlardı çocuklarına. ''Yürüsene İlke'' dedi annesi. ''Senin de sınıfını, öğretmeni bulalım bir an önce.'' ''Ben gitmeyeceğim'' dedi İlke. ''Ben okumak istemiyorum.'' Şaşırarak baktı annesi kızının yüzüne. ''O da nesi?'' dedi. ''Günlerdir okula gitmek istiyorum'' diyen sabahtan beri de sabırsız ama sen değil misin? Şimdi tam okulun kapısına gelmişken sözünün sonunu getiremedi. İlke de yanıt vermedi. Yüzünü iyice buruşturarak somurttu. ''Yaptığın doğru değil ama'' dedi annesi. ''İnsan hiç gitmek istemez mi okuluna?'' Gitmek istemiyorum işte diye bağırdı ilke. Ardından Üngül günü ağlamaya başladı. Tüm veliler öğrenciler dönüp kendilerine bakmaya başladı. Ne yapalım dedi annesi. Gitmek istemezsen sen de eğitimsiz kalırsın. Herkes güzel güzel okurken ne yapalım? Ne kadar dil döktüyse de kızını son kararına vazgeçiremedi. Okula sokamayınca da alıp eve dönmeye karar verdi. Tam okul bahçesinden çıkıyorlardı ki arkalarından birinin seslendiğini duydular. Orta yaşlı uzun boylu bir adam koşarak yanlarına geldi. Affedersiniz dedi. Ben öğretmenim. Birinci sınıfı okutuyorum. Sizi gördüm de uzaktan. Yardım etmek istedim. Şaşırarak baktı İlker'in annesi. Kızım okula gitmeyi herkesten çok istiyordu dedi. Nedendir bilmiyorum okulun kapısına gelince birden vazgeçti içeri girmek istemedi. Ben de fazla zorlamadım eve dönüyorduk. Güldü öğretmen. İlk günlerde bu tür şeyler çok olur dedi ama çabuk alışırlar okullarına hatta severler. Şimdi bu güzel kız da gelecek benimle. Okuluyla, öğrenci arkadaşlarıyla tanışacak değil mi? Yanağını okşadı, ilke gülümsedi, gönlü olmuş gibiydi. Annem de gelecek ama dedi. O da yanımda oturacak benimle. Elbette dedi öğretmen gülerek. Annen de gelecek okumayı yazmayı unutmuş mu bakalım. Unutmuşsa ona da öğreteceğim. Annem okuma yazmayı biliyor ama diye itiraz etti ilke. Öğretmen annesi gülüştüler. Öğretmen ilkenin elinden tuttu, sevip okşayarak sınıfa getirdi onu. Annesiyle birlikte aynı sıraya oturttu. İlke uzun süre başını önüne eğik tuttu. Epey sonra başını yavaş yavaş kaldırdı. Bayraklarla, renkli kağıtlarla, tablolarla süslü, güzel bir sınıf görünce sevinir gibi oldu. Kendisi gibi küçük çocukların arasında birkaç anne ile baba da oturuyordu. Nedense bu görüntüden hiç hoşlanmadı. Önlükleri, yakaları yoktu bir kere. Küçük çocukların yanında çok daha büyük gözüküyorlardı. Aynı zamanda hiçbirinin dizleri sırada içeri girmiyordu. İlke dersin sonuna doğru annesinin kulağına eğildi. Sen git istersen dedi yavaşça. Annesi kızının sınıfına, öğretmenine ve arkadaşlarına bu kadar çabuk alışacağını ummuyordu. Sevindi. Öğretmeni gülerek yanlarına geldi. Ne diyor bakalım İlke diye sordu. Artık gidebileceğimi söylüyor dedi annesi sevinerek. Öğretmen ilkenin yanağını okşadı. Aferin sana dedi bak ne çabuk alıştın sınıfına. Daha çok alışacaksın. Okulunu arkadaşlarını seveceksin. O zaman ne zevkli dersler yapacağız göreceksin. Annesinin gitmesinden sonra öğretmeni kendisi gibi kurdeleyle küçük bir kız oturttu yanına. Biraz sonra da ilk yoklamayı yaptı. Öğrencileri birbirine tanıttı. Öğretmen ilk derste kalemi parmakları arasında nasıl tutacaklarını öğretti. Sonra defterlerini açmalarını söyledi. İlke en güzel kalemi ve en güzel defterini çıkardı. Kalemi iki parmağın arasına yerleştirdikten sonra öğretmenin tahtaya yazdığı henüz anlamını bilmediği ilk çizgiyi özene bezene defterine çekti. O çizgiyi çekerken bayağı yorulup terledi ama yaptığı ilk iş hoşuna gitti. Dünyanın en zor, zor olduğu kadar da en zevkli işini başarmış bir insanın rahatlığını duydu içinde gözleri ışıl ışıl sınıfına, öğretmeni, arkadaşlarına baktı. Kardan adam. Dünya döndü. Kış geldi. Adam boyu kar yağdı. Yol bel kapandı. Evleri köyün dışındaydı. Arkadaşsız, oyuncaksızdı. Canı sıkılmaya başladı. Sonsuz beyazlığa. Karlara bak bak günler bitmiyordu. Kardan adam yapacağım dedi kendi kendine. Dünyanın en büyük, en güzel kardan adamını. Dünya döndü. Kardan adamı yapıp bitirince sevincinden deli olacaktı. Umduğundan da güzel olmuştu. Kömür gözleri, havuç burnu, boynundaki kaş koluyla gerçek bir adamdı. Varıp boynuna sarıldı. Artık yalnız değildi. Arkadaşsız, oyuncaksız hiç değildi. Dünya döndü. Gece oldu. Sevincinden uyuyamadı. Gündüzden ıslanıp, üşüyen ayaklarının ellerinin sızısını unutmuştu. Yorgunluğu aklına gelmiyordu. Gözünü pencerenin buzlu camına dayıyor. Saatlerce ayazdaki kardan adamını seyrediyordu. Yeter bir tanem diyordu annesi. Üşüdün. Uykun da geldi. Yat artık. Üşümedim diyordu. Uykum da gelmedi. Annesi yastık yorgan getiriyordu. Sırtına yanlarına dayıyordu. Bak üşüyorsun. Hasta da olacaksın. Üşümüyorum. Hasta da olmayacağım. Çocuğun sevincinin yanında içine sinmeyen bir şeyler vardı. Kendisi yastığa yorgana sarılırken kardan adamını gecenin içine ayaza bırakmıştı. Annesine baktı. Oturduğu yerde kalmıştı. Gecenin sessizliğine varıp geliyordu soluğu. Sevindi. Annesinin üstüne örttüğü yorganı attı. Sessizce kapıyı açıp dışarı çıktı. Bulutsuzdu gökyüzü. Tam ortasında sini gibi kocaman bir ay vardı. Binlerce milyonlarca yıldız yere değecek gibi sarkmıştı. Apak karlı dağlar gecenin içine batıp çıkıyordu. Bu kadar aydınlık, böylesine beyaz gece daha önce hiç görmemişti. Kardan adamın yanına geldi. Yaklaşıp yüzüne baktı. Gündüzden kalan sevinç gülücüklerini yüzünde göremedi. Kömür gözleri büyümüştü. Havuç burnu ise soğuktan iyice kızarmıştı. Üzüldü. Sevgiyle kucakladı kardan adamını. Üşümüşsün kardan adamım. Dede donmuşsun. Tıp tıp atan yüreğinin sesi duyuluyor. Bağışla beni arkadaşım. Ben sıcak odalara kapanıp güzel güzel otururken seni gecenin içine ayazlara bıraktım. Bu yüzden de uyku girmedi gözüme. Bağışla beni. Daha fazla konuşamadı. Gözlerinden düşen birkaç damla yaş, kardan adamın üzerinde donup kaldı. Bir süre sonra kendine geldi. Ağlamanın sırası değil, dedi. Ne yapabilirdi onun için? Alıp götürse, yorganın yatağın içine soksa, tıp tıp atan yüreğinin sesini dinlese yeniden, içeri götürmek için kardan adamına sarıldı. Yerinden oynayacak gibi değildi. İyice yapışmıştı toprağa, her yanı buz olmuştu. İçeri koştu, babasının eski paltosunu bulup getirdi. Üstüne örttü. Önünü düğmeledi. Kaş kolunu boynuna sardı. Hısındım biraz değil mi? dedi. Yüreğinde tıp tıp atmaya başladı. Uzaklardan kurt ulumalarına benzeyen sesler geliyordu. Dağlara kar çökünce kurtlar aç kalmışlardı. Korktu. Buraları kadar gelebilirlerdi. Bırakıp kaçsa sıcak yatağına gömülüp uyusa yok yok dedi. Korkaklık benimki. Bencillik. Kardan adamımı ayazda kurduğun kuşun içinde bırakıp uyumak olacak şey mi? Korkaklık benim ki. Korkmuyordu artık ama soğuk iyice iliklerini işlemeye başlayınca dayanamadı. Yine pencerenin önüne geçip oturdu. Varsın kış olsundu, varsın gece. Oyuncağı arkadaşı olmasa da olurdu. Geçerdi kardan adamın karşısında konuşurdu onunla. Gecenin karın masalını dinlerdi onundan. İsterse her gece buzdan saraylara da dalıp götürürdü onu. Buzdan kaselerde, buzdan çorbalar içirirdi. Buz perisinin kızıyla dans edip oynarlardı. Kardan adamı sabaha karşı alıp getirirdi. Kendini sıcacık yatağının içine bırakırdı. O da süpürgesini eline alıp eski yerine dikilirdi. Geceki serüveni annesine söylemezdi. Hiç kimseyi söylemezdi. Bir giz olarak kalırdı aralarında. Nasıl olduğunu anlayamadı. Kardan adamının yerine apak kanatlı bir uyku meleği geldi. Elindeki ışıklı sopasını gözlerine dokundurdu. Gözleri ağırlaşınca da kanatların üstüne bindirip uyku dünyasının içine alıp götürdü. Dünya döndü. Gözlerini açtığında pamuk yığını gibi dağların arasından kıpkırmızı bir güneş doğuyordu. Binlerce milyonlarca ışık parçası kar zerreciklerinin üstünde parlıyor. Her yeri renk cümbüşüne sokuyordu. Koşup dışarı çıktı. Kardan adamı daha bir iri, güçlü gözüküyordu kömür gözlerini küçültmüş gülerek bakıyordu. Elinde tuttuğu süpürgesinin sapına ise kül renkli bir serçe konmuştu. Durmadan ötüyordu. O günden sonra hep kardan adamıyla oldu. Dünya döndü. Günler ilk yaza doğru devrildi. Havalar da giderek ısınmaya başladı. Gün döndü koçum diyordu annesi ve sevinçle gülüyordu. Cemreler de yakında düşmeye başlar. Bir şey anlamıyordu annesinin dediklerinden sormuyordu da. Onun sevincine bakılırsa güzel şeydi günün dönmesi, çemrelerin düşmesi sevindirici bir olaydı. Dünya döndü. Yine pencerenin önüne oturtmuştu. Kardan adamı seyrediyordu. Okuldan söz açmıştı ona. Kış boyunca okuma yazma bellediğini vıcır vıcır anlatmıştı. Onun kömür gözlerinden birinin kayıp düştüğünü görünce şaşırdı. Koşup yanına vardı. Kardan adamı yumuşamıştı. Hamur gibi olmuştu. Ağzı gözü eğilmiş tüm güzelliğini yitirmişti. Kardan adamım ölüyor anne diye bağırdı. Ölüyor kardan adamım. Annesi gülerek yanına geldi. Ölmüyor balım dedi. İnsanlar ölür. Kardan adamın eriyip tükeniyor. Ne demekti o? Ölmesin benim kardan adamım diye bağırdı. Eriyip tükenmesin de. İlk yaz geliyor oğlum dedi annesi. Gün döndü dedim ya sana. Cemreler düştü dedim ya. Dedinse dedin ne olmuş? Gün dönüp cemreler düştü mü havalar ısınır aslan oğlum. Göçmen kuşlar gelir. Doğa ana da canlanır yeniden. Ben istemiyorum diye bağırdı. Ben istemiyorum. Güldü annesi. Ancak doğa ana öyle istiyor. Kınalı kuzum. Saçlarını sevgiyle karıştırdı annesi. Yanağından bir öpücük aldı. Bak dedi. Kardan adamın gözlerinden biri düştü. Çok sürmeden diğeri de düşecek. Sonra eli, kolu çözülecek. Süpürgesini bırakacak ardından. Bunları durdurmaya da kimsenin gücü yetmeyecek. Alışmalısın buna can kuşu. Hep böyle konuşurdu annesi. En canı sıkıldığı zamanlarda bile kendine bin bir çeşit at takıp dururdu. Kızdığı halde bir şey demedi annesine. Annesi de oğlunun sustuğunu görünce anlatmasını sürdürdü. Tıpkı koca dağların, tepelerin karı gibi eriyip tükenince kardan adamın oğlum. Su olup derelere, ırmaklara kavuşacak. Yeniden yağmur olup üstümüze yağacak. Bu arada da mevsimlerin en güzeli ilk yaz gelecek. Ardından bolluk mevsimi yaz. Onun ardından üzüm, ayva mevsimi. Sonra sonbahar, karlı, soğuk kış baba sonra. Sonra sen büyüyeceksin. Abi olacaksın. O zaman istersen kardan adamın daha büyüğünü yaparsın. Anlıyorsun değil mi? Yanıt vermedi. Dünya biraz daha döndü. Anlıyordu galiba.